zaman hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bugün ben çıtır tavuk yapacağım. Çıtır tavuklarımı güzelce ne şimdi şöyle elimin üteledim. Güzelce ne bir sudan geçiriyorum. Maden suyuna yatıracağım. Arkadaşlar şimdi maden suyunu 5 dakika maden suyumuzda böyle ıslak duracak. 5 dakika. Ondan sonra malzememiz arkadaşlar burada baharatım var. Galeta unum var. Gene baharatım var. Yumurtayı koymayı unuttum arkadaşlar bu arada. Bir 5 dakika ıslanınca görüşürük. Arkadaşlar maden suyuna ıslattım tavuklarımı. Çıtır tavuk yapacağım. Şimdi 2 tane yumurtamı tabağıma kırıyorum. Bir çatal yardımıyla güzelce ne çırpacağım. Şimdi yumurtalarımı kırdım. Şunu şöylece şuraya. Şimdi bunu güzelce arkadaşlar bir çatal yardımıyla çırpıyorum. Şimdi güzelce ne çırptım. Yumurtalarımı çırptım arkadaşlar. Şimdi şeylerin malzemelerini burada bir kaşık mısır unum var. Burada galeta unum var arkadaşlar. Galeta ununu koyuyorum. Galeta ununu fazla koyacağım. Galeta ununu koydum. Şimdi bir kaşık böyle baharat arkadaşlar. Bu tavuk çıtır tavuk için bu da baharat. Bunun içine de aynen. Bunun içine de yine böyle tuz atacağım. Kızartırken de atarım da biraz da yumurtaya tuz koydum. Şimdi bunlarımı güzelce karıştırdım. Hepsini bir arada böyle de karıştırıyorum. Ocağımızın altını şimdi güzelce açıyorum. O ısınaç tane burada maden suyuna ıslattığım tavuklarımı arkadaşlar daha öncesi yıkadım. Şimdi tavama çok az bir yağ koyacağım. Fazla zaten kanadına şeyde yağ olduğu için tavaya yapışmayacak şekilde böyle hemen bir yemek kaşığı kadar çok az. Bir yemek kaşığı bile yok. Tavam ısınmış tane. Şimdi baharatlarımı arkadaşlar hemen şöyle şuraya alacağım. Yumurtam güzel. Şimdi arkadaşlar butlarımı, kanatlarımı. Kanatları arkadaşlar güzelce yumurta yapmış olduğumuz baharatlı sosun içine batırıyoruz. Bu arada gerçekten de çok güzel ve çıtır çıtır oluyor. Tadı da mükemmel. Bu baharatın anneciğim biraz daha batırsana. Batırıyorum kızım yeter. Arkadaşlar bunu böylece ne? Arkadaşlar güzelce baharatla bu şekilde güzel güzel çevirip ters koyup hallediyoruz. Şimdi galeta ununa arkadaşlar böyle beledim. Bam. Beşik beler gibi beledim. Şimdi tavama böyle gene güzel gene tavama diziyorum. İyice ne böyle az değil. Şimdi bayağı çıtır çıtır yiyeceğiz. Bayağı bir beledim arkadaşlar. Yağını da çok az koydum çünkü kanat yağlı. Derili olduğu için. Aynen öyle. Heh. Yumurtama güzel güzel. Şöyle tek. Takla attıra. Takla da atıyor. Göbek de atıyor. Anne sen sanırım bugün çok acıktın. Hiç konuşmuyorsun. Daha acıktığı zaman genelde böyle. Daha nasıl konuşacağım? Ben size öyle geliyorsa. Kim ömrünü yedi? Baba. Arkadaşlar. Bir de oradan ses açayım. Şimdi kısayım arkadaşlar altını. Sağ kaşarın özellikle yakacağım. Ha. Şimdi kızım. Böylece ne? Sen bugün çok acıktın değil mi? Yumurtaya çimdirdim ha. Yumurtayla çimiyor arkadaşlar. Burada da çimince tencereye anneciğim, giriyor. Anneciğim istersen birkaç damla daha yak ekle.
Birazcık yağ ekle istersen. Gerçi kanat yağlı, doğru söylüyorsun, hiç koyma da. Neyse dur, şöyle çık gezer eteyim o zaman. Seni mi kırayım? Tamam, seni tamam. Seni kıracağım, kafamı kırarım kız. Tamam. Ha. Aha düz düz da yağı koyunca da sesi çıktı ha. Yağ düz da pişmem diyormuş, benim de haberim bu olmuş ha. Aaa. Şimdi bunu da koydum güzelce ne. Geri kalanlar? Bak. Oo, varmış daha. Arkadaşlar en çok sevdiğim et benim bu arada kanat. Hocam da seviyor bunu ha. Çok severim. Çok lezzetli olur. Hatta arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Sakın hazır almayın. Ha. Böyle kendiniz yapın arkadaşlar. Çıtır tavuğunu, mıtır tavuğunu. Acı seviyorsanız az bir şey içine acı toz biber de koyabilirsiniz veya da pul biber. Biz acısız yapmak istedik. O yüzden böyle yaptık. Aha biri geliyor. Sahi, birileri geliyor. Varmış. Anne dikkat et, korkacak anne. Ya Hatice Hanım, böyle niye tavada uğraşıyorsun? Bunu böyle yapıp da fırına sürsen daha güzel kızarmaz mı? Fırına mı? He. Ne bileyim ben, he ama. Ben sana öğretmedim mi zamanında, sen niye unuttun ya? Hep akıl beynimi kurdum. Ne olmuş akıl beynine? Aklım da kalmadı, beynim de kalmadı, hiçbir şeyim kalmadı. Böyle yarısı pişer, yarısı bir pişmez. Pişerse pişer, pişeni yer, çiğ yer, pişmiş yer. İyi, hadi bakayım. Allah Allah. İşe çok sık koyma, çok sık koyduğunu da düşünme. Yok, her şeye de karışma. Ne öğreteceğim, sen benim işim. Allah Allah. Tamam, karışma. Hadi. Başında değil. Sen karıştığın zaman ben böyle, niyeyse sana sinir oluyorum ben. Benim işime bir karışma sen. Ben kendim yaparım işimi ha. İyi, yap hadi bakayım. Bana ne, bir daha karışma neyin bana. Hiçbir şeye karışma. Duydun mu beni? Tamam, duydum. Ha. Nereye ben gidiyorsunuz şöyle beyefendi? Şimdi daha da şöyle koyayım. Bitti mi? Ne? Elime bir tutacağım kız. Elime bir şöyle bir tutmayayım mı? Elimin bulaşığı. Tutsun, doğru söylüyorsun. Bulaşığıyla mı duruyorum yavrum? Peçetemi vermiyorum anneye ya. Al. Çekim mi yapayım? Peçetemi vereyim. Al hanımefendi. Ver. Onu bunu bilmem, ben çok acıktım arkadaşlar. Bir de diyetteyim. Diyette. Annem benim hep böyle diyetim oluyor. Diyetteyim dersin, bir sürü de yersin. Evet, evet. Tamam, onu diyecektim. Yersin, bundan sonra da yersin. Ha. Oh, bakayım. Nargile kızarıyor da. Arkadaşlar gerçekten böyle çıtır çıtır oluyor ve enfes oluyor. Bakar mısınız? Nargile kızarıyor. Şöyle kızma. Ya o mayda dolmayacak ya. Etcik şöyle koyun. Arkadaşlar. Etcik diye. Dincik, dincik diye. Ama yanıyor, yanıyor. Pişmiyor o zaman da. O da pişmiyor. Arkadaşlar tavalıyla alakalı şey. Ya gördün mü? Çünkü ben bu tavada ne zaman pişirsem, bir şeyleri yağsız yapmak istesem tam tersi oluyor. Hadi yağsız susuz olmuyor işte. Ah, enfes ah. Arkadaşlar. Enfes. Her şey öyle yağsız susuz bir sevmiş miydi? Arkadaşlar bu güzelce. Kusacağım ben ha. İçine sinye sinye bitsin. Acelemiz ne ki? Acıktık değil yani. Bu kadar da değil. Arkadaşlar güzelce kızarsın. Tamam. Tamam. Aç şimdi. Aç videomuzdan sadece. Arkadaşlar. Çıtır tavuğum pişti. Böylece kıpkırmızı nargile oldu. Şimdi hemen kızım altını şöyle kısıyorum yavrum. Şimdi bunu tabağıma yavruyorum. Çıtır tavuklarımı böyle tabağımıza yavruyorum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Tat, mükemmel bir tat oluyor. Yapmanızı kesinlikle. Aynen. Hemen ben bunu kızım şöylece yanmasın diyeyim. Şu şekil alacağım yavrum. Tavamızı temizledikten sonra kalan, o ne? Hı? Kalan butlarımızı da koyalım. Aynen. Arkadaşlar. Ziyan olmasın çünkü. Şimdi gene az bir yağ koyacağım arkadaşlar. Yağsız yalan söylemeyin, yağsız kızarmayayım. Belki evet. Mangal bozsa kızarı da. Şimdi bunun altını yavrum. Yine iyice. Arkadaşlar bunun böylece pişti. Çıtır çıtır oldu. Arkadaşlar yani masada yok. Kimse yok. Kaç şunu çatana alan yeri sen yesin, ben de öreyim. Arkadaşlar umarım çıtır tavuğumu beğenirsiniz diyorum. Hoşça kalın diyorum. Benimle kalın diyorum. Sizleri seveyim diyeyim.
Onlarıma söyleyeyim, Hatice'nin şahacı dünyasına abone olursanız beni çok çok memnun edersiniz. Yemeği gördün, sesin açıldı değil mi? Hepiniz öpüyorum. Gelin beraber olsun.